Herkese selamlar dostlar. 19 Ekim 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Kangal'dan bir adet ideal kombine başlayıla dostlar. Sizlere bir adet ideal kombine vereceğim. Ekrana da koyacağım kombineyi. İki küsur oranlı içeri alacağımızı düşünüyorum. Bahsedeceğim. 4 tane Euroleague maçımız var. Onlardan bahsedeceğim. İdeallerinden yüksek oranlarından güzel bir bülten getireceğimi düşünüyorum. Bakalım şansımız yanımıza gider umarım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Daha önceden Fenerbahçe kaç sayı atar dedim. 83 sayı attı. Kimse 83 sayı atar dememiş. Tekrardan soruyorum. Fenerbahçe Beko asfele karşı kaç sayı atar? Yorumlara yazınız. Bilen 5 arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza 2 mayının sonuna kadar yani 11 günlük bir süreç boyunca katıl Telegram gruplarımıza misafir edeceğim. Yazmayı unutmayınız. Herhangi soru görüş öneri her şey için benimle Instagram üzerinden Kangal Bey hesabından iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri gruplar hakkında bilgi hakkında soru olanlar takılanlar buradan benimle doğrudan iletişime geçer. Zaten bugüne kadar dönmeden bir Allah'ın kulu olmamıştır bilginize. 16 ve 17 Ekim'de YouTube'da vermiş olduğum ideal tarihçilerin hepsi kazandı. 16 Ekim'de 3 mücadele. Bakalım Hollanda'nın yarı kazanırı. İzlanda'nın her iki yarıyı kazanırı ve Slovakya'nın yarı kazanırı verdim. 3'te 3 oldu. 17 Ekim'de de İngiltere'nin kazanırı. Ukrayna kazanır ve 4.5 alt. Sırbistan kazanır ve 4.5 alt olarak yaptık. Çok güzel mesajlar geldi. Mesela bir Instagram'a yazmış sadece kazandım. Teşekkürler yani. Teşekkür etti. Ben, ben dedim ben teşekkür ederim. Yani kazanmak da var yatmak da var. Şansımız yanımızdaydı. Full ettik. Tebrikler dostlar. Beğeniler için şöyle beğenileri bekliyorum. Şöyle artı 300'ün üzerine geçelim. Yüksek mislere baktığımız zaman da 3 tane yüksek misil verdik. Soldaki Sırbistan maçını ben verdim. Sırbistan'ın maç sonu günde 1500 lira. Dedim ki yapıştırın. Avrupa'da bir 50 oranı var. Tertemiz içeri aldınız. Aldık da. Sırbistan 3-1 gibi skorla kazandı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı 2 iki tane daha attı. 3-1 kazandı. Ondan sonra Fenerbahçe ile Pana'nın maçı vardı. Maç sonu 1'i e 1000 misli daha yapıştırdık. Fenerbahçe ve konu kazanmasını bekliyorduk ki ağır ezdi zaten Pana'yı. Öyle oldu. Ee, Anadolu Efes maçında 9 sayı fark atarını önerdik. Ve 1000 misli de bunu önerdik. Efes 4. periyoda kadar 20 sayı kadar öndeydi. Bakın 4. periyoda kadar 20 sayı öndeydi. Son periyot 10 küsur sayı attı. Ve 28 e neredeyse 30 sayıya yakın yedi. Ve 4-5 farkla kazandı. Oradan da başarısız olduğumuzda sizlere göstermek isterim. Devam ediyorum. Canlı odasında zaten yavaştan ligler tekrardan başlıyor. Milli ara şükürler olsun Bitti. Canlı aynı şekilde editörlerimizle birlikte canlı maçları izleyerekten sizlere kazan sağlamaya çalışacağız. Buradan bizlere katılaraktan da sizler de destek verebilirsiniz. Herkese açık Telegram grubu var. O da yorumlar kısmında ve açıklama kısmında mevcut. Oraya da katılaraktan da sizler de ücretsiz bir şekilde kazan sağlayabilirsiniz diyerekten de isterseniz başlayalım. Sizlerden ricam şöyle video açan artı 300 seviyesindeki beğenilerdir. Beğenileri bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Fenerbahçe Beko ile Asfel. Bu maçında Fenerbahçe kaç yatar atar diyerekten de sizlere sorduk. Yorumları yazınız mutlaka. Şimdi Dostlar ben burada Fenerbahçe tarafında olacağım. Fenerbahçe'nin son maçını izledim. panaya karşı iyi ezdiler. Asfali zaten çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yani burada Fenerbahçe'nin kazanır bence net bir galibiyet alacaktır Fenerbahçe. Fakat bu da atacağı sayıya gitmek lazım. Fenerbahçe tarafında Dorsey maçta yok. Onu belirtelim. Muhtemelen olmayacak. Geçen başta yoktu. Hatta spikerle yorumcu kendi arasında konuşurken şunları da söyledi. Yani Dorsey'in olmamış olmayışı bir avantaja mı dönüştü bu takımda? Yani daha akıcı bir hücum mu izliyoruz? E, paslar, ya Dorsey biraz el freni gibi. Kendi de biraz büyük oyuncu olduğu için el freni gibi çekiyor. Kendine atış falan deniyor. Yani geri geliyor tabii ki başarı sağlıyor. Fakat takım oyununu biraz daha düşürüyor gibiydi. Geçen hafta daha iyi takım oyunu izleyen bir hatta ne, geçen haftası. iki gün önce oynanan Fenerbahçe Beko Panay'a karşı daha iyi bir oyun sergiledi. Ve kendi evinde seyircisi önünde olacak. Ben diyorum ki burada Asfel'in de son maçını izlemişken yani dördüncü periyotta bir anda döndüler. Ama ben burada Fenerbahçe'nin Motley ile birlikte boyalı alanı da iyi kullanarak da Fenerbahçe'nin kendi evinde ben burada en az 85 sayı atarını Ev sahibi hemen aynen. Ev sahibi 84.5 üst. 1.48 gibi oranı var. Ben burada Fenerbahçe'nin Asfel'e karşı kendi evinde İstanbul'da Ülker Spor Arena'da 85 sayı atmasını bekleyeceğim. Bu benim ideal tercihimdir. Biraz daha yüksek oranlara gitmek gerekirse Fenerbahçe'nin evinde yani Asfel'e 89 sayı atması. Yani riske alacaksanız da ev sahibi 88.5 üst oranı da 2.06'lık bir oranı var. Değerlendirecekseniz burada da eksisidir. Olympiakos'la Partizan. Partizan deplasmanda. Partizan geçen kendi evinde mağlup oldu. Son mücadelesinde Barcelona'ya yani Barcelona'nın La attığı üçlükler 92 sayı yedi. 83 sayı da attı. Yani La atmış olduğu üçlükler takımı bildin. Son dönemde ya son periyotta reaksiyon verecek gibi oldu. Fakat veremedi. Ya veremedi orada. Partizan'ı ben burada dep basmanda da olsa. Zaten şöyle Olympiakos iyi defans yapan bir takım. Ama Partizan'ın özelliği de bu, bu, bu tip defans yapan takımlara karşı dış atışlarla birlikte gerçekten gardını düşüren bir takım. O yüzden Partizan'ın dış atışlarına güveneceğim. Ben burada dep basmana gideceğim. Dep basmanda olması kaynaklı bir şey değiştirmeyecek. Benim için burada... Partizan'ın deplasmanda atacağı 75 sayı. Deplasman 74.5 üstün oranı %1.40 gibi oranı var. Değerlendirecekler burada partizanın sayı atarına gidebilir. 75 sayı atabilecek takım potansiyeli zaten mevcut. Onun dışında dediğim gibi biraz daha risk almak isteyenler varsa yani burada 77.5 üstte 78.5 üstünde oranı 2.0 gibi oranı var. Yani tam 2 oranı var. Bu şekilde de biraz daha riski arttırabilir partizan sayı tarafında. Ama iddiatını almak her zaman iyidir. Baskonya ile Zalgiris bakın bu bir satış hikayesidir. Buyurun birlikte bakalım. Partizan'ın son maçı Bayern Münih'le. Son periyotta attığı sayıya bakar mısınız? 6 sayı. Baskonya son 10 yılda belki 6 sayı attığı periyot olmamıştır. Yani 6 sayı attığı bir maçta oynamamıştır periyotta. 6 sayı attı. Hatta yorumlara ben yani açık açık sattığını düşünüyorum. Yorumlara da bir arkadaş yazmış ki Arkadaş en üstteki yoruma bakın. Arkadaşlar izlerim. Ev satmadı diyenlerle ağır buluşurum yazmış. Haklı. Bu arkadaş kimse yanındayım. Yani son periyot fena sattı. Ben burada Partizan'ın maçı doğrudan kazanmasını bekliyorum. Partizan'ın Partizan'ın diyorum. Baskonya'nın maçı doğrudan kazanmasını bekliyorum. Zalgiris oynadılar. Zalgiris son maçta iyi bir futbol iyi bir futbol diyor. Futbolu aklımız kalmış. Real Madrid'e karşı iyi oynasa da Real Madrid e diş geçiremedi. Baskonya'nın burada direkt galibiyetini 1.34 gibi orandan öneriyorum sizlere. Onun dışında biraz daha yüksek orana gitmek gerekirse 1 ve 161.5 orana da 2.39 bu da sizlere önerebileceğim bir yüksek orandır. Değerlendirecekler bu yönde bir yüksek orandan da değerlendirme yapabilirler. Baskonya burada kendi evinde özellikle Hawers son maçta 4 sayı attı. Takımın yıldızı bence. Yani 4 sayı attı, takımın yıldızı siz düşünün. Bu maçta biraz daha etkin olup Baskonya'nın maçı kazanmasını hatta kazanırken de yüksek oran ile birlikte 1 ve 161.5 orana da 2.39'luk oranı var. Değerlendirecek bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Real Madrid ile Milano karşılaşması Real Madrid bu sezonda sanırım hiçbir maçını hem ligde hem de EuroLeague'de kaybetmedi. Ligde 5'te 5. Euro Lig'de de 3'te 3, 4'te 4 için sahaya çıkacaklardı. da Real Madrid'in kazanması gerçekten çok olası. Yani sadece bir transfer yaptılar. Geçen bahsetmiştim. Campazzo'yu aldılar sadece. O da takımın beyni oldu. Yani her takım böyle telaşlı transferler falan yaparken adamlar nokta atışı bir transfer yaparak da zaten kalite. Yani gerçekten kalite. Hem uzunların bu şekilde Poirier, Tavares gibi isimlerin de ne kadar etkili olduğunu görsek de. Fakat Milano yani bu maçta ben çok fazla sayı beklemiyorum açıkçası. Çok fazla sayı çıkmayabilir. Yani biraz daha savunmalar hem Real Madrid'in savunması hem de Milano'nun savunması burada biraz oyunu bence dişe diş getirecektir. Ee, Milano'da iyi transferler yaptı. Ben burada Milano tarafına gideceğim. Diyeceğim ki Milano 12 sayı fark yemez diyorum burada. Milano'da son mücadelesinde Olympiakos'u devirdi. Ondan bahsedeyim isterseniz size. Çok skoro yani Olympiakos'u çok az sayıda tuttu. 53 sayı atabildi. Olympiakos kendi 65 attı. Yine çok skor olması beklemediğim için ben burada Milano'nun deplasmanda da olsa Messi'nin önderliğinde deplasmanda 12 sayı fark edeceğini düşünmüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 4 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Sizlerden beğeni bekliyorum. Ve sizlere bir adet ideal kombinem var. Şöyle bir adet ideal kombinemde Fenerbahçe Asfel. Fenerbahçe'nin kendi evinde atacağı 85 sayı. Ev sahibi 84.5 skoruna 1.51 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Altına da Baskonya Zalgiris son maçını satan Baskonya'ya bu maçı da adam akıllı oynamaya davet ediyorum ben. Matsunu birini 1.37 gibi orandan aldım. İdeal kombinir, tertemizdir. Yani perşembelik zaten maç yok. Değerlendireceklere perşembeden benden bir ideal kombin. 50-100 lira atın, bekleyin. Değerlendirecekler. bol şanslar. Benim öneri ve görüşlerim bu yönde. Aklınızı yatıyorsa değerlendirin. Aklınızı yatmıyorsa değerlendirmeyin. İsteyenlerine tersini oynasın. Tamamen size bıraktım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu like atıp Kanala abone siz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.